Evet, kimyasal hesaplamalar konusu arkadaşlar kendi içinde çok karmaşık sorulara sahip bir konu. Kitabımızda bu karmaşıklığı ortadan kaldırmak için gruplandırma yapmış, soruları kendi arasında gruplandırma yapmış. Bu gruplardan birisi aynı aynı anda gerçekleşen tepkimeler başlığı adı altında açıklanmış. Biz bu başlığın yanına... ...şöyle yazabiliriz aslında... ...bunlar karışım sorularıdır. Karışım... ...soruları diyebiliriz yanına. Şimdi e, bazı sorularda... ...iki ya da daha fazla... ...elementten oluşan... ...karışım soruları olabilir. İki ya da... ...daha fazla elementten oluşan karışım sorular olabilir. Bundan sonraki örnek onunla alakalı. Veyahut da iki ya da daha fazla bileşikten oluşan karışım sorular olabilir. Yani karışım elementlerden de oluşabilir. Bileşiklerden de oluşabilir diyor. Şimdi bu örneğimiz bileşiklerden oluşan bir karışım. Bundan sonraki sorulardan herhalde birisi de elementlerden oluşan bir karışım sorusu olacak. Arkadaşlar bu sorularda size karışım sorularının mantığı anlatılacak örnek üzerinde. Bu mantığı her zaman her türlü soruya uygulayabilirsiniz. Evet birinci örneğimiz örnek. Kitabımızdaki örnekle devam ediyoruz. Ben biraz sayfamı büyüteyim. Evet. CH4 ile C2H6 gazlarından oluşan 5 mollük karışım. Karışım 5 mol. Dışarıda yazıyor da ben de şuraya yazayım. Ama kaça kaç oldu belli değil. Zaten e, A seçeneğinde onu soracak. Arkadaşlar bu karışım tamamen yanması sırasında açığa çıkan karbondioksidin 8 mol olduğu bilgisi veriliyor. Buna göre İki, dört, altı tane seçenek bize soruluyor. Zaten bu soruda A seçeneğini yaptıktan sonra, yani cevapladıktan sonra diğerleri gayet kolay. Yeter ki A'yı doğru bir şekilde çıkartalım. Şimdi demek ki karışım soruları bileşiklerden oluşan bir karışım var. Karşımızda karışımın mol sayısı belli. Açığa çıkaran çıkaran e, çıktığı 2nin mol sayısı belli. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz sorunun çözümüne. Lütfen bunun mantığını anlarsak her zaman dediğim gibi her türlü soru için geçerlidir. Bir kere e, CH4 ve C2H6 karbon ve hidrojenden oluşan organik bileşiklerdir. Demek ki karbon ve hidrojen içeren bileşikler organik bileşiklerdir. Belki daha önce söylemiş olabiliriz ama bir daha söyleyelim. Arkadaşlar bu bileşikler oksijenle yanarlarsa karbondioksit ve suya dönüşürler. Tekrarlıyoruz. Organik bileşikler oksijenle yanarlarsa CO2 ve su oluşur. Evet, başlayalım. İlk olarak CH4'ü yakarsak. CH4. Artı O2 arkadaşlar iki sonradan yazılacak. CO2 ve su diye şöyle önce yazılacak. CO2 ve çocuğa, çok su diye ya. yazılacak. Sonra denklem denkleştirilecek. Denklem denkleştirilirken sırayı unutmayalım. Ben bir daha hatırlatıyorum. Karbon ilk olarak sonra hidrojen, en son oksijen. Sırasına göre denklem denkleştirilecek. Başlıyorum. Bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. Eşit. Sırada hidrojen var. Dört hidrojen girmiş, iki tane çıkmış. İki kere iki, dört diye ikiyi kendim yazıyorum. Hidrojeni eşitlemek için. Sırada en son oksijen var. Oksijeni eşitlerken önce sağ, sonra sola bakıyoruz. Önce sağ taraf kontrol ediyor, ediliyor. Sonra sola bakılıyor. Ne zaman oksijene geldiğimiz zaman? Bakalım, iki tane Jokey'nin içinde var. 2 kere 1, iki de suyun içinde var. 2 kat sayısı oksijene çarpı durumunda, hidrojene çarpı durumunda arkadaşlar önündeki sayılar. 2 kere 1, 2. 2 de CO2 de var. 4. 2 kere 2, 4 olacak şekilde ikiyi kendimiz yazıyoruz. CH4'ü denkleştirdikten sonra aynı işlemi diğer bileşik için yazıyoruz. C2 H6 artı O2 şu sayılar sonradan gelecek. co 2 ve su yazdık. Başlıyoruz karbonla. 2 karbon girdiyse 2 tane çıkmalı diye karbonun önüne 2'yi yazıyoruz. Sırada hidrojen var. 6 tane girdi ise 2 kere 3 6 diye 3 yazıyoruz. Çünkü 3 kere 2 6. Arkadaşlar burada oksijeni eşitlemede biraz dikkatli davranmamız gerekiyor. Yani hatta şunun altına bir yıldız da atılabilir önemli olduğu için. Şundan dolayı. Önce sağa bakıyorduk. 2 kere 2 4 burada var. 3 kere 1 3 de burada var. 7 tane oksijen çıktı ise yedi tane girmelidir diyoruz. Şimdi yedi yazarsak, yani yedi tane girmeli diyoruz ama yedi yazarsak yedi kere iki on dört yapıyor. Bak şuradaki var, onun altında. Ama bana yedi tane lazım. O zaman on dördü ikiye bölmem gerekiyor. Yani yedi bölü iki yapmam gerekiyor. Burayı bir daha söylersek, belki tam anlaşılmamış olabilir, silgimiz aralığı şöyle. Buraya bir daha bakalım. İki kere iki dört burada var. Üç kere bir üç burada var. Yedi çıktıysa yedi girmelidir. Arkadaşlar iki ile kaçı çarparsak yedi yapar? Üç buçuk. Üç buçuk kesirli nasıl yazabilirsiniz? Yedi bölü iki. Veya önce yedi yazarsınız. Yedi kere iki on dörttür. Bana yarısı lazım. Yedi bölü iki yaparsınız. Şimdi denklemleri denkleştirdik. Ben şurayı bir temizliyorum artık. Sizler de nasıl denkleştiğiniz, sırayı yazdınız herhalde veya biliyorsunuz. Arkadaşlar, denklemler denkleştirildikten sonra e, burada iki tane denklem elde edilecek. Karışım sorularında iki tane denklem elde edilecek. Nasıl denklem elde edilecek? Birincisi, CH4'e X mol denilecek. Ya hocam niçin buna X dediniz de diğerine Y dediniz? Diğerine Y mol denilecek. Benim canım ben bu tarafa X diyeceğim. Bu tarafa Y diyeceğim. O fark etmez. O hiç önemli değil. Sen Y'yi bulursun, X'i bulursun. Hangisine dediysen hiç önemli değil. Arkadaşlar ne üzerinden? X ve Y üzerinden denklem elde edilecek. Bakın birinci denklem şu. Karışım kaç moldu? 5 mol karışım. Karışım nelerden oluşuyor? Şu ikisinden oluşuyor. İkisinin toplam molü kaç? 5. İki, e, CH4'e x mol dediniz. Ötekine y mol dediniz. İkisinin toplamının 5 olduğunu size soru söyledi mi? Söyledi. O zaman birinci denklem x artı y eşittir 5 moldür ya da 5'tir. Tekrarlarsak CH4'e x mol, diğerine y mol diyeceksiniz. Karışım sorularında bu şekilde. Birinci denklem ikisinin toplamı 5 mol diyor bakın burada. X artı y eşittir 5. Şimdi bir denklem daha elde edeceğiz. Arkadaşlar ikinci denklem CO2 ile alakalı bir denklem olacak. Şimdi dikkat edelim. Bir molden bir mol oluşuyorsa co2. Diğerlerine bakmıyoruz. Bunların soruyla bir alakası yok. Şu an için. Denkleştirdik kaldı. O iş bitti. Bir molden bir mol oluştuysa x molden ne kadar oluşur? x mol oluşur. Tekrar söylüyorum. Bire bir oluşursa x mole x mol oluşur co2. İkinciden ne kadar CO2 gelir? Bir molden iki mol oluşuyorsa, iki katı oluşuyorsa, Y molden iki Y mol oluşacaktır. İşte ikinci denklem geliyor. CO2'lerin toplamı kaçtı arkadaşlar? Sekiz mol idi. O zaman X artı iki Y mol eşittir sekizdir. İşte bakın X artı 2Y eşittir 8'dir. İşte matematikte bu iki bilinmeyenli denklem yok etme yöntemiyle çözülebilir. İsteyen x'i yok eder, isteyen y'yi yok eder. Ama burada x'lerin kat eşit olduğu için, bakın yukarıda da bir x var, aşağıda da bir x var, x'i yok etmek daha mantıklıdır. Nasıl? Birinciyi ya da birinciyi tabii ki, eksi birle çarparak, eksi, eksi, eksi taraf tarafa toplarsak artı x ile eksi x birbirini götürecek. 2y'den y çıktı, y kalacak. 8'den eksi 5 oldu, 5 çıktı, 3 kalacak. Bakın y dediğimiz mol çıktı. Y dediğimiz mol kime aitti? C2 h 6'ya aitti. Peki x ne kadar? X'i toplamı 5'ti biliyorsunuz. O zaman x dediğimizde 2 mol olacaktır. Toplam 5 mol. X neye demiştik? Başlangıçta CH4'e demiştik. Arkadaşlar A seçeneği karışımdaki gazların mol sayıları kaçtır dedi. CH4 2 C2H6 3 mol çıktı. Hızlı bir daha ben çünkü bunu bildikten sonra hepsi çıkıyor. Hepsi buradan çıkıyor. Bunları bildikten sonra işlem tamam. Yaptığımız işlem şu. Yanma denklemleri yazıldı, denkleştirildi. Birinci yaptığımız. Yazıldı, denkleştirildi. Çoğu iki ve su oluştu. İkinci şey, herhangi birine x ve y diyeceğiz. X ya da y. CH4'e x dediğimizde diğerine y mol diyoruz. Buradan co2'lerin mollerine geçiyoruz. Hocam niye? Çünkü soruda co2 ile alakalı bilgi verilmiş. Ona da şöyle geçiş yapıyoruz. Geçiş şöyle yazabilirsiniz. Geçiş yap. Nasıl yap? Bir mole. Bir mol çıktıysa x mole x mol çıkardı. Diğerine geçiş yap. Bir mole. İki mol çıktıysa y mole iki katı olan iki y mol çıkardı. Sonra denklemlere başla. Birinci denklem şununla alakalı. x artı y toplam beş mol. İkinci denklem CO2 ile alakalı. X artı 2Y 8 mol. Arkadaşlar CO2 hem birinciden geliyor hem ikinciden geliyor. O nedenle topluyoruz. Taraf işte iki bilinmenin denklemi nasıl yok etme yöntemini uyguladıysak sonuçları buluyoruz. Gelelim diğer seçeneklere. Karışımdaki gazların mol C yüzdeleri. Arkadaşlar karışım 5 mol. 5 molün içinde 2 mol bunda var, 3 molü bu var. Yüzde kaç var? Başlıyoruz. 5 mol karışımda. Aslında şöyle karışım dese daha güzel olur soru. Yani kitabı çözen şahıs. 5 mol karışımda 2 mol CH4 varsa yüzde ne kadar var? Öyle diyor ya molce yüzdeleri. %40 yüzde diğeri zaten otomatikman yüzde 60 olacak. Çünkü toplam yüzde yüzdür. Ya hocam ben orantı kurayım yine. 5 mol karışımda 3 mol varsa 100 molde ne kadar vardır? Diye molce yüzdesini bulabilirsiniz. Karışımın molce yüzdesi. Karışımın normal koşullarda kaç litre geldiği? Arkadaşlar karışım bir gaz karışımı. Hiç unutmayın. Hangi gaz olursa olsun 1 mol 22.4 litre gelir. Ne zaman? Normal koşullarda. Bu sürekli böyledir. Normal şartlarda 1 mol daima hangi gaz olursa olsun, ister karışım olsun, ister ne olursa olsun, 22.4 litre gelirse toplam karışım 5 mol olduğuna göre bu karışım kaç litre gelir? 5 mol olduğu için. Ne olur? 5 çarpı 22.4 o da 112 litre gelir. Arkadaşlar çok temel basit olaylar sadece olay nerede? Sadece olay denklemleri yazıp denkleştirme çok önemli. Sonra iki bilinmeyen iki tane denklem yazarak yok etmeyi şunu bulan öğrenciler aşağısını rahatlıkla getirebilirler. Tabii bazı bilgileri hatırlayarak da. Devam edersek üçüncü seçeneği bulduk kaç litre geldiğini hesapladık karışımdaki gazların hacimleri ayrı ayrı hacimleri bizim bu toplam karışımın hacmi ayrı ayrı hacimler her bir gazın hacmini soruyor bir de hacimce yüzdelerini soruyor arkadaşlar hacim gene aynı şey bir mol gaz 22.4 litre geliyor ayrı ayrı bulmak istersek 2 mol ne kadar gelir? 3 mol ne kadar gelir? 2 mol gaz ne kadar gelir? Bu kadar gelir. Tek, peki diğeri 3 mol ise o ne kadar gelir? O da bu kadar gelir. Hatta karışımı toplayın bak. Eşittir 112 olur. Öyle değil mi? Biraz önce yapmıştık. Karışım 112 litreydi. Bu defa ayrı ayrı yaptık arkadaşlar. Yani her gazınkini bulduk. Cümle soru devam ediyor. Diyor ki gazların hacimlerini bulun, hacimce yüzdelerini bulun. Arkadaşlar hacimce yüzde demek aynı molce yüzdeye benziyor. Şöyle ki hacimce yüzde şurada bakın. 112 litre karışımda öyle dese kitap daha düzgün olacak. Biraz önce de öyle rastgele yazdı. 112 litre karışımda siz de ekleyin üzerine. 44,8 litre şu gazdan varsa 100 litre karışımda ne kadar vardır? 112 litre karışımda 67.2 litre bu gazdan varsa 100 litre karışımda ne kadar vardır? Bir şey daha öğrendiniz burada molce yüzde ile hacimce yüzde aynıdır. Demek ki gaz karışımlarında molce yüzde eşittir hacimce yüzde. Her zaman böyledir. Bunu biz hesaplayarak da bulduk arkadaşlar. Siz de en alta yazabilirsiniz. Gaz karışımlarında molce yüzde kaç ise hacimce yüzde odur. ki gördük. Diğer seçeneğe geçelim. Karışımdaki gazların kütleleri. Arkadaşlar siz arka sayfaya geçebilirsiniz. Ben burada devam edeceğim. Karışımdaki gazların kütlesi kolay. Nasıl kolay? Molleri kolay verilmiş. İki şekilde bulunabilir. Bir n eşittir n bölü m ile bulunabilir. İki orantıyla bulunabilir. Kitabınız orantıyla bulmuş. Bir de ben böyle bulayım isterseniz. CH4'ün molü 2. Kütlesi belli değil. M'ası arkadaşlar nasıl bulunacak? Formüle göre. Bir karbon var 12 gram. Dört hidrojen var. Dört kere bir dört. 12, 4 da 16 gram. Mol kütlesi biliyorsunuz böyle bulunuyor. İşler dışlar yaptığımda 32 gram çıkıyor. Kitabınız orantı kurmuş. O yöntemi de görün arkadaşlar. Aynı şekilde aynı formülü gene diğer bileşeye uygularsak en yerine 3 kütle belli değil. Ema'sı bulalım. 2 kere 14 2 karbon var. 2 kere 14 karbonlar burada veriliyor bakın soruda. 2 kere 12 pardon. 24 6 kere 1 6 24 6 daha 30. İçler dışlar yapıldığında bunun da kütlesi 90 gram çıkacaktır. Karışım kaç gram olacaktır? Karışımın kütlesi ikisinin toplamı olacaktır. O da 122 gram olacaktır. Bu da eklesin. Evet, ee, gazların kütlelerini bulduk. Orantı var veyahut da en eşittir en böyle ma yöntemi var. Geldik son seçeneğe. Karışımdaki gazların kütlece yüzdesini bulunuz. Arkadaşlar kütlece yüzde şöyle bulunuyor veya hacimce yüzde, molce yüzde hep böyle bulunuyor. 122 gram karışımda. 32 gram varsa, ben kitaptan takip edeyim şimdi. Siz de kitaba bakıyorsunuz. Öyle değil mi? 122 gram karışımda. Hep karışımda aslında ya. Karışımda. 32 gram CH4 varsa 100 gram karışımda ne kadar vardır? Burada tam netice çıkmamış. 122 gram karışımda 90 gram şu bileşikten varsa yüzde kaç vardır demiş. Tam yüzde çıkmamış ama yaklaşık ikisinin zaten toplamı yüzde yüz olacaktır. İşte bu şekilde e, maddelerin mollerini, kütlelerini, hacimlerini molce yüzdelerini kütlece yüzdelerini, hacimce yüzdelerini bulabiliriz. Arkadaşlar e, vaktimiz sınırlı. Öbür soruya çok vakit kalmayacak. Ancak biz şöyle bir daha tekrar edersek sorumuzu, başka bir açıdan daha değerlendirirsek, öyle yeni bir soruya geçmeyelim. Şöyle geri dönersek tekrar. Şimdi bakın bu soru, ya bir daha bakarsak. Arkadaşlar bu soruda karışımın molü verilmiş, açığa çıkan CO2 gazının molü verilmiş. Bir başka soru da şöyle söyleyebilir. Mesela aynı soruyu şu hale getirmek istersek. Ee, diyelim ki 5 molünün tamamen yanması sırasında... Belki tam çıkmaz soru ama... 8 e, mol CO2 yerine 8 mol su... Oluşuyor deseydi soru nasıl çözülecekti? Gene soru aynı. Sadece sekiz modüsü oluşuyor dedi, dedi bize. Siz de çizin ikinci bir soru şu anda ayarlıyoruz. Fakat net çıkmayabilir. Kafamdan hızlıca yazdım. Sadece mantığını anlatacağım size. Sizler de onu anlamaya çalışın. Diğer her şey aynı olacak. Arkadaşlar gene denklemler yazılacak. Şu iki denklem. Denklemler denkleştirilecek. DH4'e yine X mol, diğerine Y mol denilecek. Bu defa soru şununla şunun arasında geçecek. Çünkü su arasında bir bilgi var. Şimdi suya geçiş yapacağız. Geçiş yap. Nasıl? Bir mole, 2 mol ise X mole, iki X mol yaz. İyi. Ötekine geç. 1 mole, 3 mol ise. Hocam niye su? Ama su hakkında bilgi verirse diyorum ben. Soru böyle olursa. 1 mole, 3 mol çıkıyorsa. Y mole, 3 Y mol çıkar. İşte birinci denklem gene X artı Y eşittir 5. İkinci denklem ise 2X artı 3Y eşittir 8 olacak. Ve şu iki denklem çözülecek. Nasıl çözüleceğini artık siz bilirsiniz. Yani ister x'i yok edin, ister y'yi yok edin. x'i nasıl yok edeceğiz hocam? Eksi ee, 2 x, eksi 2 ile çarpacaksınız bu defa. Belki sonuç tam çıkmayabilir ha. Belki anlamsız bir sonuç da çıkabilir. O nedenle ee, soruyu çözmeye kalkmayın. Aman ha çıkmayabilir. Çünkü kafadan attım rakamlar tuhaf çıkabilir. Hatta çözülmeye de Ben burada anlatmak istediğim şu. Eğer size su hakkında bilgi verirlerse bu defa 2x artı 3y eşittir 8 ya da 10 ne verirlerse denklem bu şekilde çözüleceğini anlatıyorum sizlere. Evet anlatmak istediğim anlaşılmıştır herhalde. Arkadaşlar O2 arasında da tabii ki soru geçebilir. Şu ikisinin arasında. Bu defa X'e 2X. Y'ye 7 bölü 2Y olacaktır. Çünkü 1'e 7 bölü 2 ise Y'ye 7 bölü 2Y olacaktır. Bu defa bunlar toplanacaktır. Tabii ona da bir sayı verecekler. Gene 2 bilinmeyenli denklem olacak. Evet, neticeyi toparlıyoruz. Arkadaşlar bu sorular iki bilinmeyenli denklemlerle çözülen sorulardır. Matematikte iki bilinmeyenli denklemler nasıl çözülüyor, denklemler nasıl denkleştiriliyor konusunu öğrencilerimiz öğrendilerse kimyada bu işi rahat bir şekilde yapabilirler. Gelecek derse kaldığımız noktadan devam ederiz. E şimdilik diğer dersler için size iyi dersler diyelim ve bu şekilde noktalayalım dersi bitireceğim